Bu mini dikiş makinamızın öncelikle kutudan çıkan parçalarını göstermek istiyorum size. Ayak pedalı var, bakın bu şekilde küçük bir ayak pedalı. Bu ayak pedalını dikiş makinesinin yan tarafındaki ayak pedalı kısmına takıyoruz. Bu da adaptörü. Bu adaptörü de ayak pedalının altındaki göze takıyoruz. Makinenin altında adaptörsüz, yani elektriksiz kullanabileceğimiz şekilde pil kısmı var. Buraya da pilleri yerleştirerek elektriksiz makinamızı çalıştırabiliriz. Pilleri taktığımızda bu durumda adaptöre ihtiyacımız olmuyor. Dikiş makinesinin yanında bu masuralar da geliyor. Dikiş yapmak için masurayı buraya takıyoruz. Gördüğünüz bu aparat yaylı bir aparat ve çıkarıp masuramızı buraya tekrar yerleştirebiliyoruz ipini taktıktan sonra. Dikiş makinamızı çalıştırabilmek için on ve off tuşları var. Biliyorsunuz on durumundayken çalışır, off durumundayken çalışmaz vaziyette oluyor. Dikiş hızını ayarlayabilmek için bu düğmeye ihtiyacımız var. L durumundayken yavaş, H durumundayken de hızlı çalışıyor. Şimdi mini dikiş makinesine ip geçirmek nasıl oluyor onu anlatacağım. İster bu masurayı kullanarak dikiş dikebilirsiniz, isterseniz kendi masuranızı makinenin üstündeki bölmeyi yukarı kaldırarak dikiş dikebilirsiniz. Şimdi diğer masuralara nasıl ip takacağınızı göstereceğim. Bobininizi bu şekilde yerleştirdikten sonra yandaki bu mor bölgeyi bu şekilde bastırarak öne doğru çeviriyorsunuz ve orada bir çıkıntı görüyorsunuz. O çıkıntı çıktıktan sonra masuranıza ipi 5-6 kez dolayarak o bölmeye, o çıkıntıya masurayı yerleştiriyorsunuz. Ve ayak pedalını kullanarak dikiş diker gibi bu şekilde ayak pedalını çalıştırıyoruz. Ve bir sağa bir sola elimizi oynatarak masuraya dengeli ip gitmesini sağlıyoruz. Ve masuramız hazır. Dikiş dikerken isterseniz üstteki bu ipimizi kullanabiliriz, isterseniz bu masuramızı kullanabiliriz. İpi ilk geçireceğimiz yer bu ilk bölme, bu ilk gözden ipimizi geçiriyoruz ve burası tansiyon ayarı. Tansiyon ayarını ayarlayabilmek için bu şekilde üstten ipimizi geçiriyoruz ve ikinci gözden de yine ipimizi geçirerek üstteki diğer göze ipimizi geçiriyoruz. Bu üçüncü gözden sonra dördüncü gözden yine ipimizi geçirdikten sonra en son beşinci göz, gördüğünüz gibi bu kısımdan da ipimizi geçiriyoruz. Dikiş makinamızın iğnesine ipi kolaylıkla geçirebilmek için bu ip geçiriciden yararlanıyoruz ve ipimizi soldan sağa doğru iğneye takıyoruz. İğneye ip geçiriciyi taktıktan sonra ipi ip geçiriciye takıp ipi çekiyoruz bu şekilde. Şimdi üst ipimiz dikiş için hazır. Birazdan alt ipimizi takacağız. Bunun için masuramızı bu bölgeye yerleştiriyoruz. Masurayı o bölüme yerleştirdikten sonra gördüğünüz o kanalın içinden ipi geçiriyoruz. Ve dikiş makinamızın o bölmesini kapatıp yandaki kolu yardımıyla üstteki ipten tutarak alttaki ipi bu şekilde çekiyoruz. Ve şu an dikiş makinamız dikmeye hazır. Dikiş makinasının sol yan tarafında bu gördüğünüz düğmeli ışık yeri var. Bu şekilde ışığı açıp kapatabilirsiniz bu mavi butondan. Dikiş ayağını kaldırıp indirebileceğiniz bu arkadaki koldan yararlanabilirsiniz. Ve bu mini dikiş makinesindeki güzel özelliklerden biri de bu yandaki makas işaretli olan ip kesme yeri. Haydi bu dikiş makinesine nasıl dikiş dikilir görelim. Thank you.
ayarında diktiğimiz bu dikiş hızını yavaş ayarına getirerek, yani hız butonuna basarak bu şekilde dikiş hızımızı yavaşlatıyoruz. İşte makinamızın dikişi. Doğru dikiş yandaki bu şekildeki gibi olacak. Eğer dikişimizde bir sorun olursa tansiyonu ayarlayacağız. Eğer dikişimizin üst yüzeyi şekildeki gibi gevşekse o zaman tansiyonu saat yönünde çevireceğiz. Eğer dikişimizin alt yüzeyinde gevşeklik varsa, yani ip kumaşın altında toplanıyorsa, bu sefer tansiyonu saatin ters yönünde çevireceğiz. İğne değişimi için bu kolu çevirerek iğneyi takıp çıkartabiliyoruz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.